BloombergKT.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Küresel hisse senetlerindeki 3 günlük ralliye bugün ara veriliyor. Amerikan vadelilerinde hafif hareketler dikkat çekerken Asya'da Güney Kore merkezli kayıplar göze çarpıyor. Çarşamba gününü yükselişle kapatan S&P 500'de vadeliler hafif artıda. ABD Başkanı Joe Biden piyasaların merakla beklediği teşvik paketinde vatandaşlara ödenecek 1400 dolarlık teşvik çeklerinden geri adım atılmayacağını söyledi. Cumhuriyetçilerin ardından Senato demokratlarıyla görüşme gerçekleştiren Biden buna karşın bu çeklere hak kazanma kurallarında sıkılaşmaya gidilebileceğini belirtti. Oxford Üniversitesi AstraZeneca ve Pfizer aşılarının bir araya getirildiği bir deney gerçekleştireceğini açıkladı. Deneyde 820 katılımcıya çeşitli aralıklarla iki doz olarak hem Astra hem de Pfizer aşısı uygulanacak. Deneyle birlikte araştırmacılar hangi kombinasyonun en iyi sonucu elde ettiğini öğrenecek. Deneyin sonuçlarına göre ise üreticiler üzerindeki doz yetiştirme baskıları azalabilir. Sabah saatlerinde dolar TL 7.16'dan, euro TL 8.61'den işlem gördü. Altın fiyatları haftaya kayıpla devam ederken gümüş fiyatları perakende alım furyasının dinmesiyle duruldu. Gram altın ise dolar TL kurundaki gerilemeyle 420 TL'nin altında. Petrol fiyatları OPEC Plus ülkelerinin kesintiye devam edecekleri söylemiyle yükselişini dördüncü güne taşıyor. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 10'da Ocak ayı fiyat değerlendirmesiyle 14.30'da reel efektif kur verisini ve haftalık menkul kıymet istatistiklerini açıklayacak. İngiltere Merkez Bankası ise 15'te faiz kararını duyuracak.